结果。老师说，今天我们来学习减法。小明，你哥哥有五个苹果，你从那儿拿走三个，结果会怎样？小明回答，老师，结果他一定会打我的。昨天我只吃了哥哥的一个苹果，他就打我了。所以我们可以不从哥哥那儿拿走苹果吗？Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni hikayemiz bu. Çevirmeye başlayalım. Diego, burada sonuç, result anlamı var. Yine hikayemiz bayağı komik. Yani ben yine her zamanki gibi size bir köşe alışıyorum. Bayağı yazdım. İşte size söylediğim şekilde ilk videoda. İlk okuduğumda gülmüştüm yani. Bakalım siz beğenecek misiniz? Lavşı şu. Lavşı neydi? Öğretmen. Şu söylemek. Öğretmen söylüyor. Cintiyen. Bugün. Woman. Biz. Lavşı cienfa. Şu işi ne burada? Çalışmak. Cienfa'da çıkarma işlemi yapmak. Subtraction olarak geçiyor İngilizcesinden. Ya bugün çıkarma işlemi çalışacağız. Lay burada normalde gelmek. Eğer fiilden önce geliyorsa. Hani böyle istenen bir şeyi. Hani bugün haydi çıkarma işlemi çalışalım gibi düşünebilirsiniz. Oradaki lay'ın kattığı anlam bu. İstenilen bir eylemi gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Böyle bir anlam katıyor. Jintian woman lay shi shi jianfa. Bugün haydi çıkarma işlemi, yani çıkarma çalışalım. Çıkarma işlemini çalışalım diye burayı çevirdik. Xiaoming bu isim. Yani bir öğrenci. Ni gege you Uga Pingo. Xiaoming, hoca Xiaoming'e söylüyor. Ni gege. Ni sen. Gege neydi? Abi. Senin abin. Yo. Sahip neye? Uga Pingo. Pingo neydi? Elma. U ne? 5. G da burada mecbur. Senin abinin 5 tane elması var. Xiaoming. Ni gege. Yo. Uga Pingo. Xiaoming. Senin abinin 5 tane elması var. Şöyle temizleyelim. Sonra ni sonlar na zuo sanga. Buraya bir çevirelim. Ni sen son danden eki var bir yerden. Son orada bir yerden alıyoruz. Nereden? Nar. Oradan. Nar neydi? Orası. Sonlar oradan. Yani oradan kastı ne? Abisinin 5 tane elma olduğu yer. Yani abisinin elmalarından. Ne yapıyor? Nazo. Nazo da burada almak. Sangı. San 3. Burada g. Hani sangı pingo dememiş de direkt sangı demiş. Yani elmadan bahsediyoruz. Sen oradan yani abinden 3 tane alıyorsun. Need sonlar na zo sangı. Oradan 3 tane alıyorsun. Jiguo hui zengyang. Jiguo burada sonuç. Yani orada kaç tane kalır'a getiriyor. Hui burada gelecek zaman yakacak. Zengyang. Bunun yerine zın mı yang mı var ya şın mı? Şöyle görürsün ya zın mı yang. Ben burada direkt zın yang da aynı anlam veriyor. Nasıl? Yani sonuç nasıl olacak? Yani orada kaç tane kalacak veya ne olur diye de düşünebilirsiniz burayı. Jie guo hui zın yang. Sonuç nasıl olacak? Oradan 3 tane alınca sonuç ne? Şimdi Xiaoming Huida. Huida'yı artık öğrendik. Daha öncesinde de karşılaştık. Direkt Shuo Huida. Shuo Huida'yı sürekli göreceğiz anlaşılan. Xiaoming Huida cevaplamak. Xiaoming cevaplıyor. Laoshi. Hatta şurayı sileyim. İkisini de. Xiaoming Huida cevaplıyor. Laoshi. Hocam. Jieguo ta yiding Huida wada. Jieguo sonuç. Ne olacakmış? Ta o abisi yani. Eating certainly kesinlikle demek. Kesinlikle hui yine ecekacak. Da da ise hit yani vurmak dövmek. Woda beni.
Yani sonuç, eğer ben işte abimden 3 tane elma alırsam bunun sonucunda o kesinlikle beni dövecektir. Yani sonuç onun beni dövmesi olacaktır diyor. Devam edelim. Yine anlamadığınız yerleri mutlaka yazın arkadaşlar. İşte nasıl anlatayım, hızlı mı anlatıyorum, yavaş mı anlatıyorum. Fikirlerinizi yazın. Burayı çevirdik. Zotien vo cu chilla gıgıdı igı pingo. Zotien dün demek. Yesterday. Vo cu chilla. Vo ben. Cu sadece demek. Only. Chilla yedim. Neyi yemişim? Gıgıdı. Abimin igı pingo. Bir tane elması. Ya ben dün sadece abimin sadece bir tane elmasını yedim. Zotien wo jiu chili gege de pingo. Dün ben sadece yedim abimin bir tane elmasını. Kelime kelime çevirisi var. Ta jiu da wo. Jiu burada hani bir öncekiydi galiba. Orada da hemen sonra. Ha, bunu yapar yapmaz. Anlamında tacı ola. O zaman dava ola. Beni dövdü. Yani bir tane elmasını yer yemez abisi dövmüş. Son cümlemiz bu. Soy woman kıyı but son gıgınlar nadzo pingoma. Soy burada bu yüzden. Yani İngilizce de benziyor zaten. Soy. Yani ses benzerliği de var. Oradan aklınıza kalır. Çok unutmazsınız bu kelimeyi kolay kolay. Soy. Bu yüzden woman. Biz. Kıyı bu. Bak burada bunu bir çevirelim. Ben bu kıyı olsa farklı bir anlam olacaktı. Kıyı burada ken anlamında. Ebilmek. Bu olumsuz yapıyor. Son. Neydi? Dendan. Hani bu son oradan olmayan. Hani. Gıgınar. Abimin. Gıgınlardan kastı abimin 5 elması. Hani abimin elmaları. Nazo. Neydi? Almak. Pingoma. Bu cümlenin şu anlamı. Bu yüzden abimin bak gıgınar nazo pingoma. Abimin oradan elma almasak. Yani bu son. Bu oradan anlam veriyor. Oradan almasak kıyı. Böyle kıyı mı düşün. Olur mu? Hani ben abimin oradan 3 tane elma alacağım. Alırsam abim beni dövecek. O yüzden elmayı abimin oradan almasak olur mu? Diye bir soru. Eğer burada bu kıyıdan önce olsaydı woman bu kıyı son gıgınlar nadzo pingoma. Burada da abimin oradan elma alamaz mıyız anlamına gelirdi. Umarım anlaşılmıştır. Yani mesela şurayı görme ilk önce. Şöyle göstereyim. Bu hani şurayı görmeyelim. Kıy şeyde şöyle göstereyim. Bu da şurada. Soyu da görme ilk önce. Woman bu kıyı nadzo pingoma. Biz nadzo neydi? Almak. Hani bir pick up. Pingo elma. Biz elma alamaz. Mesela mayı da görme. Biz elma alamayız anlamında. Mayı ekle. Biz elma alamaz mıyız? Soy'u işte eklersen bunda. Bu yüzden biz elma alamaz mıyız? Sonra burada son gıgınar. Bu yüzden abimin oradan yani abimin oradan diyelim elma alamaz mıyız oluyor. Ama burada buyu buraya getirirsek şu olmasa olur mu? Babamın kıyma. Hani bunu yapabilir miyiz? Ne yapabilir miyiz? But son gıgınar. Nadzo pingo. Abimin oradan, abimin elmalarından almasak olur mu? Yani şurası biraz kafa karıştırabilir. Kıyıdan sonra bu gelmesi. Bunu da açıklayayım dedim. Umarım faydalı oluyordur arkadaşlar. Videolar bu kadar. Çok da uzatmaya gerek yok burayı. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.